ABB TV ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi kıymetli hocamız Ayşe Sucu'yla akıllara takılan konulara, merak edilen sorulara ilmin ışığında cevaplar aramaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Elif'ciğim. Bugün din, inanç ve İslam konularını ele alacağız sizinle. Oldukça önemli ve hassas konular. Bir o kadar da derin elbette. Dilerseniz öncelikle inanç kavramıyla başlayalım. İnanç denilince insanlığın varoluşuyla birlikte varlığını sürdüren bir kavram akıllara geliyor. En ilkel toplumdan günümüze kadar inanma ihtiyacı hep var olmuş. Bu insanlar için bir ihtiyaç mıdır? Öncelikle dilerseniz buradan başlayalım. Evet, teşekkür ederim Elif'ciğim. Evet, çok önemli bir tespit yaptın. İlk insandan bugüne kadar bütün toplumlarda var olan bir olguyu, bir kavramı konuşacağız bugün. Soruna geçmeden evvel ben iki tespitte bulunmak istiyorum. Birincisi şu, biz akıl varlığıyız. Bunun altını ısrarla çiziyoruz. Aklın sınırları içinde tartıştığımız ve fakat aklı aşan bir konu inanç, inanç alanı, tanrı, tanrı tasavvuru, yani teolojik zeminde tartıştığımız her konu aslında aklın sınırlarını da aşan bir tarafı var. Dolayısıyla akıl insanı bir yere kadar getirebilir. Ve fakat bu noktadan sonrası kişinin tercihi zemininde değerlendirilmelidir. Ne demek istiyorum? Bir insan araştırarak, sorgulayarak, bir nevi fikir çilesi çekerek kendisini bir yere getirdiyse ve samimi ise o geldiği noktada, İnansın ya da inanmasın, bence o kişiye herkesin saygı duyması gerekir. Kaldı ki zaten gerek biz seküler zeminde, laik bir toplumda yaşıyoruz. Seküler zeminde düşündüğümüzde o insanın inanıp ya da inanmaması din ve vicdan özgürlüğü içinde mütalaa edilmelidir. İslam'ın da aslında yaklaşımı çok farklı değildir. Biliyorsun bir ayet var, la ikrahe fiddin, yani dinde zorlama yoktur. O zaman kişinin inanıp ya da inanmaması Tanrı katında bile bizim özgürlük alanımıza bırakılıyorsa, inananların, inanmayanların birbirlerine karşı bu noktada herhangi bir zorlayıcı tutum almaları her şeyden önce medeni insanın tutumu değildir. Bunun altını çizmek durumundayım. Dini bir vecibedir. Karşı taraftaki insanın inanıp inanmaması noktasında ona karşı saygı duymak. Kaldı ki sadece inanıp inanmama da değil. Bir inanç içerisinde insanların farklı farklı dini yaşama tutumları olabilir. Farklı mezhepten olabilir, farklı ekolden olabilir, farklı anlayışlar içerisinde dinini yaşıyor olabilir. Bunda dahi İslam'ın yaklaşımı son derece nettir. Bir başka dine müntesip olabilir. Ne diyoruz? Leküm dinüküm veliyedin. Yani senin dinin sana, benim dinim bana der İslam. İkinci bir husus bu noktada hatırlatmak istediğim, yine çok önemsiyorum. Bunu bir anekdotla açmama izin ver. Fransız düşünürlerden La Chaulie, Paris'te felsefe tahsilini tamamlar ve ataması yapılır. Tayini çıkar. Toulouse'da yanlış hatırlamıyorsam öğrencileriyle buluştuğu ilk derste felsefe nedir diye sorar. Ve hemen akabinde kendisi cevaplar. Bilmiyorum der. Öğrencileri şaşkındır. Bir felsefe hocası felsefe nedir diye soracak ve fakat arkasına bilmiyorum diye cevap verecek. Kısa zamanda şehirde duyulmuş bu durum. İşte kahvehanelerde, evlerde hocanın tutumu tartışılır olmuş. Garipsenecek bir tutum bu. Ama La Chaulie filozofumuz çok iyi bilmektedir ki felsefe genel geçer. Herkesin uzlaşacağı bir tanım yapılması zor bir alandır. Kime göre yapacaksın, hangi filozofa göre yapacaksın, hangi döneme yapacaksın vesaire vesaire. Şimdi buradan hareketle ben de şunu söyleyeyim. Din deyince, inançlar deyince, hatta tanrı tasavvurları deyince hiç kolay değil Elif'ciğim. Öyle genel geçer
cümleler kullanmak, herkesin uzlaşacağı tanımlar yapmak, bu alanda az değil, yıllardır çalışan bir insan olarak söyleyeyim, kalem oynatan bir insan olarak söyleyeyim, öyle kolay tanımlar yapmak da zordur. Mesela çok basit bir örnek vereyim, din nedir diye soracak olsan bana, hemen ben sana şunu sorarım, hangi dine göre? Çünkü tanrılı dinler var, tanrısız dinler var, peygamberli dinler var, peygambersiz dinler var, ahirete inanan dinler var, ahireti kabul etmeyen dinler var, beşeri dinler var, ilahi dinler var vesaire vesaire, bunları çoğaltabilirsiniz. Yani ortak paydayı çıkartmak dahi zordur. La Chaux'un o felsefe sorusundan hareketle de bunu söyleyeyim. Yani demem o ki bizim tanımlar yaparken, inanç zemininde konuşurken çok kolay böyle cümleler kurmaktan kaçınmamız gerekir. Mesela İslam'la ilgili konuşurken de bunun da altını çizeyim. İşte Basra ekolü var, Küfe ekolü var, işte aklı merkeze alan Ehli Rey ekolü var, daha nakilci diyebileceğimiz Ehli Hadis ekolü var. Biliyorsun mezhepler var, maturidilik var, eşarilik var. Bu alan çok geniş bir muktesebatı içeriyor. Bunun içinden konuşurken elimizden geldiği kadar bir defa hangi zeminde konuştuğumuzu karşımıza ifade etmemiz gerekir. Evet, şimdi baştaki soruna geleyim. İnanç, evet, insanlar için hatta toplumlar için bir ihtiyaçtır. İnsan için bir ihtiyaçtır çünkü İnsan inançlarıyla hayatını kurar. Hatta bilgi dediğimiz şey de kesinleşmiş, kanıtlanmış, gerekçelendirilmiş inançlar değil midir? Yani bilgi bile aslında bir inançtan hareketle ortaya çıkar. Keza bizim ruhsal ve bedensel ihtiyaçlarımıza baktığımızda da o inançlarımızı görürüz. Evliliklerimizde mutlu olacağımıza inanmasak evlilik yapar mıyız? Ya da bir hasta iyileşmeyeceğine inansa o tedavi süreçlerini uygular mı? Yani demem o ki fiziksel ve ruhsal bir inanç da bizim yine hayatımızda önem arz eder. Biz burada tabii daha aşkın olan, yani aklı da aşan inançtan bahsediyoruz. Tanrı inancı bizim hayatımıza anlam katar. Ve bize güç katar. Bizim hayatımızda belki de gerek bunu keder, işte hastalık, acı zeminde de düşünebiliriz. Gerek genel anlamda hayatımızı idame ettirme noktasında da düşünürüz. Bizim inanç aslında hayatımızda önemli bir öge olarak karşımıza çıkar. İnanan için Tanrı anlamın ya kendisidir, nedenidir ya da sonucudur. Ama şurası da bir hakikat ki bu yolculuğa çıkan insanların karşılaştıkları çerçeveler, zorluklar çok ciddi anlamda insanı meşgul etmektedir. Bugün din diyanet üzerinden yapılan tartışmaların temelinde de bu yatar. Bu da ayrı bir belki tartışma konumuz olabilir. Hocam, büyük bir çoğunluğu Müslümanlık dinini benimsemiş bir toplumun parçası olarak bugün özellikle İslamiyet üzerinde duracağız elbette. İslamiyet'in temel esasları, öğretileri, dayanağı nedir? Neyi tembihler İslamiyet? Evet, şimdi dinler arasındaki farklara baktığımızda Tanrı tasavvurlarına dayalı bir farklılık olduğunu görüyoruz sevgili Elifciğim. Ortak Tanrı anlayışı aslında inananları bir arada tutuyor. Bir inancın referans noktası da Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Müslümanlık üzerinden düşünecek olursak kitabıdır ya da peygamberidir. İslam Asya dinleri ile mukayese edildiğinde Budizm, Hinduizm ya da Konfüçyüs'ün öğretileri gibi öğretilerle mukayese edildiğinde İbrahimi gelenek olan Musevilik ve Hristiyanlık'la ortak aslında paydaları olan bir dindir.
ilahi yasa zemininde bunu söyleyebilirim. Yine Kur'an temelinde konuşacak olursak, her üç dinde de bulunan üç ilkeden bahsetmek mümkündür. Bunlar uluhiyet dediğimiz ilahlık, nübüvvet dediğimiz peygamberlik ve ahirete iman dediğimiz öldükten sonra dirilme ve hesaba çekilme gibi üç ilke, üç dinin temelini ortak oluşturan paydası. Ortak paydasıdır diyebilirim. Şimdi burada bir Müslümanın, sorundan hareketle de yürüyelim, bir Müslümanın temeli alması gereken en önemli hususlardan biri şudur ki bu bana göre İslam'ın evrenselliğini de ortaya koyan bir yaklaşımdır. Hemen Bakara suresinin ilk ayetlerinde Müslümanlığı tavsif eder Kur'an-ı Kerim. Yani özelliklerini ortaya koyar. Bu özelliklerinden bir tanesi de hem Kur'an'a, yani Hazreti Peygamber'e indirilene, hem de peygamberden önceki indirilenlere iman etmesidir. Yani müthiş aslında bir şeyi beraberinde getirir bu ayeti kerime. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik diye devam eden ayeti kerime. Yani şunu söylemek istiyorum, bir Müslüman aslında kendinden önceki dinleri de dikkate alan, onların peygamberlerini kabul eden, onların kitaplarını kabul eden bir pozisyondadır. Bak, daha evrensel, daha kuşatıcı bir yaklaşım içinde olması gerekir bir Müslümanın. Bu temel özelliğidir. Temel özelliği olması gerekir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim bu noktada kendisini iki kavram üzerinden tanıtır. Bunu çok önemserim ben. Bir tanesi musaddık kavramıdır. Ne demek musaddık? Tasdik eden. Kur'an kendinden önceki kitapları tasdik eder. İkinci bir özelliği de müheyminedir. Yani tevhidde bir sapma oldu ise, biraz sonra gireceğim bu tevhidin açılımına, tevhidde bir sapma oldu ise ya da başka dinin temel ilkelerinde onları düzelten konumundadır. Dolayısıyla mümin bu özelliklerini hayata taşıması gereken bir birey olarak karşımıza çıkar. Burada belki bir soruyu da sormak isterim izninle, önemsiyorum bunu. Özellikle de gençlerden aldığım mektupları da dikkate alarak bu soruyu sormak isterim. Belki kafalarında gençlerimizin, bir Müslüman gencin ya da dinlere mesafeli olan gencin şöyle bir soru oluşabilir. Neden Tanrı bir din ya da dinler gönderme ihtiyacı hissetti? Çünkü bana akıl verdi. Akıl ki, akıl da bir vahiydir sonuçta Müslüman için, bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü bizim temel İslam'ın bakışından bunu çıkartabiliriz. O halde dini kimlik neden giydirildi insana diye bir soru gelebilir. Veya dinler geldi, neden sonradan bir İslam tekrardan gelme ihtiyacı hissedildi gibi bir soru yöneltilebilir. Çünkü baktığınız vakit üçü de hak din. Aslında. Tabii, güzel. Burada Bakara suresinin 213. ayetinde Allah bu soruya cevap veriyor. Demek ki bizim aklımıza geleceğini düşünmüş. Diyor ki Bakara suresinde, bütün insanlık bir zamanlar tek bir topluluktu. Sonra ihtilafa düştüler. Bunun üzerine Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdi ve onlar aracılığıyla hakikati ortaya seren vahiyler bahşetti. Devam ediyor uzun, arkadaşlarımız veya biz takip edenler bakabilirler. Şimdi bu ayetten hareketle şunu söyleyebilirim ki, insana Allah peygamberler de gönderse, kitaplar da göndersek, galiba zaaflarımız öyle bir noktaya getirebiliyor ki mesajı fesada uğrattılar diyor ayet-i kerime sonunda. Mesajları fesada uğratabiliyorlar. O ayrılıkları ki biliyorsun, tarih boyunca Hristiyanlık içinde bunu görüyoruz, Yahudiler içinde bunu görüyoruz. Biz Müslümanlar için de bunu söyleyebiliriz. Hep ayrılıklar, ihtilaflar oluşla gelmiş. İnsan hep aynı insan Elifciğim. Yani geçmişte de aynı insan, dün de aynı insandı, bugün de aynı insan. Zaaflarıyla yaşayan bir
pozisyonda görüyoruz biz insanımızı maalesef. Aslında özünde hak dinlerin ortak teması her şeyden öte iyi bir insan olmak. Değil mi hocam? Yani bütün öğretiler, temel dayanağı bunu öğütlüyor. Doğru söylüyorsun Elifciğim. Bütün dinlerin ortak teması ahlak, güzel ahlaktır. Peygamberimize biliyorsun İslam nedir diye sorduklarında İslam güzel ahlaktır diyor. Bunu Hristiyanlıkta da görürüz, bunu Musevilikte de görürüz. Hatta bunu Buda'nın öğretilerine baktığımızda da görüyoruz. Hinduizm'e baktığımız zaman da görüyoruz. Vedalara baktığımız zaman temel ilkeler aslında semavi dinlerin temel ilkeleriyle neredeyse birebir örtüşüyor. Az önce evrenselliğinden de bahsetmiştiniz. Evet, evet. Şimdi nedir o evrensel tema? Hepimizin aslında günlük hayatta ahlak dediğimizde ya da temel değerlerimiz dediğimizde aklımıza gelen şeylerdir. İşte hırsızlık yapmayacaksın, zina etmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, iftira atmayacaksın, hak hukuk noktasında dikkatli olacaksın, kimseye zulmetmeyeceksin, komşunun malına tamah etmeyeceksin, insanların hayatını karartmayacaksın gibi aslında temel ahlaki ilkeleri biz bütün dinlerin öğretilerinde görüyoruz. Aslında din dediğimiz şey de budur Elifciğim. Yani bugün gençlerimiz dine bakıyorum zaman zaman tepkililer. Ama neden tepkililer? Aslında üç dinin, sadece Müslümanlık üzerinden de konuşmayalım, üç dinin müntesiplerine baktığımızda bu temel ilkeleri hayatlarına, topluluklarına ne kadar taşıyıp taşımadıkları noktasında ciddi itirazları var. Doğru, haklı bir itiraz bu. İşte kan dökmeyeceksin demiş üç dinde. Bütün dinlere baktığımızda ciddi anlamda büyük devasa sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Haksızlık yapılmayacak deniliyor. Bakıyorsunuz gerek toplumlarda gerek toplumların birbirlerine karşı olan tavır ve davranışlarında çok büyük adaletsizlikler görüyoruz. Bugün Müslümanlara baktığımızda 1.7 civarında. Keza Hristiyanlar 2.5 milyar civarında. 1 milyara yakın Hindular var. 500 milyon civarında da Budistler var. 25 milyon civarında da Yahudiler var. Yani dünyaya baktığımızda aslında dünya nüfusuna baktığımızda 1 milyarın haricinde diğer nüfusun mutlaka bir dine inandığını görüyoruz. Peki ortak tema ahlaksa dünyana verdiği fotoğraf bu ahlakı ne kadar yansıtıyor? Adaleti, değil mi? Doğruluğu, efendim, güzel dayanışma içinde yaşamayı ne kadar yansıtıyor? Bu noktada aslında insanın ne kadar zaafkar olduğunu Bakara 213'teki Allah'ın bizlere duyurduğu üzere ne kadar uygulayıp uygulamadığını apaçık ortaya koyuyor sevgili. Hocam bu noktada tefsir de devreye giriyor. Tabii insana bahşedilen akıl aracılığıyla yoruma açık olarak herkes kendince algılayıp kendince dini yaşamak istiyor ama bunu yaparken çoğu zaman da gerçekten öyle olduğu için değil, kendince kendine daha iyi geldiği için bahanelerle farklı yorumlayıp o dini de farklı yaşıyorlar. Tabii burada da maalesef kutsal kitaplar gönderilmek istenilen mesajın dışına çıkıyor. Şimdi burada farklı yaşayabilirler. Bunu son derece doğal karşılayabiliriz. Çünkü insan aklı devredeyse farklı yorumlar da devrede demektir. Zamanın, zeminin burada yorumlar üzerinde etkisinin var olduğunu söyleyebiliriz. Aslında buradaki esas sorun sevgili Elifciğim insanların kendi zaaflarına yenilmeleridir. Dinlerini de bir araç olarak bu noktada kullanmalarıdır. Evet. Siyasete alet edebiliyorlar, işte bir takım çıkarlarına alet edebiliyorlar, kendi yapmak istediği herhangi bir davranışı meşrulaştırmak adına orada dini, diyaneti kullanabiliyorlar. Esas sorun bu. Yoksa elbette farklılıklar olacak. Bu
bu farklılıkların olması da zaten her zaman söylediğimiz gibi insanın aklının bir sonucudur ve bu bir zenginliktir. Ama mesele burada çok daha maalesef gayri ahlaki bir tutumdan bahsedilebilir. Son olarak burada şunu da söyleyerek geçelim bu bahsi. İslam'ın çok sevdiğim iki kavramı vardır. Biri tevhiddir. Tevhid Allah'ı birlemektir. Ve o birliğin varlığa da yansıtılmasıdır. Yani Allah'a inanan bir insan tüm varlığı onun varlığı olarak kabul eder ve ona göre bir tutumu alır tüm varlığa karşı. Çok severim bu felsefeyi, bizim özellikle İslam tasavvufunda görürüz. Yani Yunus gibi, efendim Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi isimler bu felsefeyi çok güzel işlemiştir. İkinci bir önemli ilkesi vardır İslam'ın, tevhidül kelime. Bu ne demek? Bir kelime etrafında toplanmak. Yani doğruluk bir kelime mi? Kelime. Adalet bir kelime, bir değer veya bu değerin etrafında birleşmeye davet eder Kur'an tüm insanlığı. Bu da muhteşem bir aslında insanlığa ilkesel çağrıdır. Ha keşke Müslümanlar bu felsefeyi hayatlarına geçirebilmiş olsalardı ve insanlığa da böyle bir teklif içinde bulunsalardı. Ama maalesef önce İslam dünyasının kendini bir ciddi anlamda muhasebe altına alması gerekiyor sevgili Elifciğim. Evet, diğer bütün hak dinleriyle birlikte İslamiyet'i de ele aldık ama genel bir tanım yapacak olursak İslamiyet için neler söylemek istersiniz? Bir de bir Müslümanın esas alması gereken temel öğretiler neler olmalı hocam? Evet, İslam'ı biz bir klasik tanım olarak cevaplandırabilirim bu sorunu sevgili Elifciğim. Klasik tanımlarda şöyle geçer. Cebrail vasıtasıyla Allah tarafından Hazreti Muhammed'e gönderilen ve onun nezdinde tüm insanlığa gönderilen değerler manzumesinin adıdır deriz İslam için. Etimolojik kökenine baktığımız zaman da seleme, silm kökünden gelir. Selam da aynı köktendir. Barış demektir aslında. Ben Kuteybe'nin İslam tanımını çok severim. Kuteybe barış ortamına girmek olarak mütalaa eder İslam'ı. Dolayısıyla bir Müslüman'da bulunması gereken belki de en önemli özellik iç ve dış dünyasında barışı sağlamasıdır. Bunu çok önemsiyorum. Yani iç dünyasında barışı sağlayamamış bir insanın dış dünyasına barış götürmesi hemen hemen mümkün değildir demek mümkündür. Diğer taraftan şunun altını çizeyim. İslam'ın temel kavramlarından biri vahdettir. Vahdet yani birlik anlayışıdır, biraz önce üzerinde durdum ama varlığa bir bakma yine bir Müslüman şahsiyette olması gereken bir davranış olarak ele alınmalıdır. Üçüncüsü, Müslüman güvenen bir insandır. Allah'a güvenir, o halde kendisi de güvenen olmak olmalıdır. Zorundadır. Hem güvenen olmak zorundadır hem de güvenilen olmak zorundadır. Diğer taraftan her insan İslam biliyorsun ruhban sınıfını kabul etmez. Her insan tertemiz dünyaya gelir ve fakat günah işleyebilir. Günahlarından tövbe eden bir yine varlık olarak da bir Müslüman kendini her an denetime tabi tutmalıdır. İç kontrolünü yapmalıdır. Allah tevvaptır, günahları bağışlayandır. Bu özelliğini de yine öne çıkartabiliriz. İslam insana sorumluluklarını hatırlatır. Hem yatay düzlemdeki sorumluluklarını hem de Allah'a yönelik sorumluluklarını hatırlatır. Dolayısıyla bir Müslümanın her an
Allah'ın huzurundaymış gibi yaşama gibi bir aslında sorumluluğu vardır. Bunun da altını çizmek isterim. İbadetler bir vasıtadır. Hiç kimse ibadetleriyle hemen cennete gideceğini falan düşünmemeli. Bir Müslüman olarak ve ibadetlerini yapan birisi olarak da bunun altını çizeyim. Çünkü ibadetlerin aslında bizde yaratmak istediği güzel ahlaktır. Ki Peygamberimiz de bunun üzerinde sık sık durur. Hatta ahlakını güzelleştirmeyenler için şöyle söyler. Onların yapıp etmeleri aç kalmaktan ya da yatıp kalkmaktan ibarettir der. Dolayısıyla her aslında ibadetin fenomenolojisini yapabiliriz. Altında yatan anlamları açığa çıkartmak adına. Bir defa şu da çok önemli. İslam tüm insanları bir tarağın dişleri gibi görür. Onun için yek diğerimizi ötekileştirmekten mümkün mertebe uzak durmalıyız. Çünkü her insan bir yine sanıyorum seninle konuşurken söylemiştik biriciktir. Dolayısıyla o biricikle hürmet etmek durumunda bir Müslüman. Yine çok sevdiğim bir kavram vardır sevgili Elif Kur'an-ı Kerim'de. Takva kavramıdır. Takva kavramına Muhammed ise çok güzel bir anlam veriyor. Bir sorumluluk bilinci içinde insanın yaşaması, tüm varlığa karşı o sorumluluk bilinci bir her Müslüman'da olması gerekir. Şunun da altını çizeyim. Kur'an-ı Kerim'de sık sık ya eyyühellezine amenu ve amelüs salihat geçer. Ne demek bu? Ey iman edenler ve güzel amel işleyenler. İman ile amel hep yan yana zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani iman nötr değildir. İman amelle, güzel iş yapmakla birlikte hep mütalaa edilmesi, düşünülmesi gereken bir konudur. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu dünyaya gelen her insanın varlığa borçlu olarak geldiğini düşünmek durumundadır. Din aslında bu borcun temel ilkelerini bize söyler. Bu ilkeleri de bir Müslüman yerine getirmek zorundadır ki Tanrı'ya karşı ya da içinde bulunduğu dine karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olsun. Evet hocam, son derece bilgilendirici ve verimli bir sohbetimizin daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Din, İslam ve inanç konularını bugün masaya yatırdık. Programımızı kapatmadan önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şunu söyleyeyim sevgili Elifciğim. Kültürlerin kesişim noktalarına baktığımızda dolaşıma giren kavramların aslında hepsinde ortak olduğunu görürüz. Bu dinlerde böyle, felsefede böyle, ahlaki öğretilerde böyle vesaire. Hatta mesela işte hümanizmanın temsilcilerine baktığımızda işte Dante'nin İlahi Komedyası, hı hı, ya da Thomas More'un Ütopyası ya da Farabi'nin Medinetül Fazlası, Peygamber'in Veda Hutbesi, Hazreti Musa'nın 10 Emri, bunların her birisinde aslında ortak tema aynıdır. Ahlaki ilkeler aynıdır. Ne demek istiyorum? İnsanlığın aslında bu kurucu metinler, kanonik metinlerle her dönem buluşması gerekiyor. Her dönem onları yeniden yorumlaması gerekiyor. Kendi kültürümüz içinden baktığımızda Yunuslarımızı, Ahmet Yesevilerimizi, efendim Mevlana'mızı, Hacı Bektaş Veli'mizi yeniden nasıl anlamalıyız? Bu dönemde onların o insanlık sevgisini, Tanrı sevgisini yeniden acaba gençlerimizle nasıl buluşturmalıyız gibi sorularla bu kurucu metinlerimizi her dönem dolaşıma sokmalıyız ki insanlık mana, anlam üzerine yolculuklarını yeniden yapabilsin. Dolayısıyla inanç bu noktada bizim için son derece önemli. Eğer onlarla buluşabilirsek ne mutlu bize. Yoksa sadece şekilden öteye gitmeyen bir dindarlığın tüm dünyaya bir şey getirmediğini hepimiz çok iyi gördük. Görmeye de devam ederiz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ediyorum Elifciğim.
Değerli izleyenler, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden İnsana Dair programında ABB TV ekranlarında karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.